Allah razı olsun, kardeşimize selam olsun. Ayakımızın sırat-ı müstakimde sabit olması için, kaymaması için ne yapmamız lazım? Her şeyi Rabbimizden öğreniyoruz. Bu konuda Rabbimiz bize neyi emretmiş, nasıl bir yol göstermiş? Ayakımızın sırat-ı müstakimde sabit kalmasını istiyorsak, öyle buyurmuştu Allah ayet-i kerimede. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder, ayağınızı sırat-ı müstakimde sabit kılar. Bu durumda yapmamız gereken şey nedir? Rabbimiz bizden ne istiyor? Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz güzel yaparsınız diye. Nerede olursak olalım, bize düşen güzel yapmaktır. Güzel yapınca Allah kullarına, mahlukata yaptığımız güzelliği kendine kabul eder. Kendisine yardım olarak kabul eder. Kötülük, kötülük yapınca ne olur? Şeytana yardım etmiş oluyoruz. İyiliği yapan da, kötülüğü yapan da kendine yapmıştır. Herkese kendi elleriyle yaptığının karşılığı var. Önce kendine yaptı. Diğer insanlara da kötülük yapmışsa imtihan oldu. İyilik, güzellik yapmışsa nimet oldu, ikram oldu, rahmet oldu, güzellik oldu. Onun için Allah'ın bizden ne istediğini biliyoruz. Kul olmamızı istiyor, abd olmamızı istiyor, iman etmemizi istiyor, kendisini tanımamızı istiyor, sırat-ı müstakimde yürümemizi istiyor. Ona yardım etmek demek bunları yapmaktır. Yapmaya çalışmaktır. Bununla beraber insanlara da böyle yardım etmektir. Onun için hayırda birbirinize yardım edin, şerde yardım etmeyin dedi. Hayırda yarışanlar mukarrabundur, Allah'a yakın olanlardır. Hayırda yarışacağız. Güzel yapmaya çalışacağız. Rahmet olmaya çalışacağız. Hidayet olmaya çalışacağız. Rabbini dinlemeye, Rabbinin vahyini dinlemeye davet edeceğiz. Rabbini tanımaya davet edeceğiz. Cennete davet edeceğiz. Bunun için de fedakarlık yapacağız. Yardımcı olacağız ki ayağımız sırat-ı müstakimde sabit olsun. Rabbimiz ayaklarımızı sabit kılar. Çünkü Allah yolunda yürüyor ve peygamberine yardım ediyorsun. Destek oluyorsun. Seni tutmaz mı? Kayacak olsan seni tutar. Zaten sabit kılmış. Şeytan senin ayağını kaydıramaz. Sen şeytanın düşmanı olmuşsun zaten. O zaten sana düşman, sen de ona düşman olmuşsun. Şeytana düşman, peygambere dost olmuşsun. Rabbine yardımı kullarına yardım olarak anlaman lazım. Kullarına yardım ettiğimizde Rabbimiz bu yardımı kendisine kabul eder, ayağımızı sırat-ı müstakimde sabit kılar. Diğer sorusu neydi? Efendim, bir sıkıntı varsa ailemize ve çevremize geçer mi? Kalbinde, ruhunda bir darlanma var efendim demiş, tavsiyeniz. Evet. Elbette ki geçer. Sadece ailemizde, yakınlarımızdaki sıkıntılar geçmiyor. Bizimkiler de onlara geçiyor, onlarki de bize geçiyor. Bir mümin olarak dünyanın öbür ucunda da olsa mesela dünyanın halini görüyoruz. Gazze'yi görüyoruz, Lübnan'ı görüyoruz, İsrail'i görüyoruz. Zulme uğrayan kardeşlerimizin hallerini görüyoruz. Sıkıntılar bize geçmiyor mu? Ya da bu memlekette zulmedenler, zalimlerden dolayı mazlumların o feryadı, onların sıkıntısı bize geçmiyor mu? Biz de onlarla beraber sıkılmıyor muyuz? Öyledir. Bu gördüklerimizden dolayıdır. Göremediklerimiz de o şekilde gönlümüze akseder. Bütün insanlar Allah'ın muhabbetiyle birbirine bağlıdır. Her an tecelli edip yaratan O'dur. Araya o muhabbeti koyan da O'dur yine. İstesek de istemesek de etkileniyoruz. Farkında olsak da olmasak da etkileniyoruz. 13.
Oraya takılmak doğru değildir. Yapmamız gereken şey nedir? Dua etmektir. Rabbimizi tesbih etmektir. Hem kendi adımıza hem bütün kulları adına tevbe etmektir, istiğfar etmektir. Elimizden gelen çabayı, gayreti göstermektir. Mesele Rabbimizin bize kulum güzel yaptın demesidir. Yoksa sıkıldım, bunaldım, daraldım demek doğru değil. Rabbimize bakacağız. Rabbimiz bizden ne istiyorsa öyle yapmaya, öyle olmaya çalışacağız. Kendimizle uğraşmayacağız. Rabbimizle meşgul olacağız. Birbirimizle meşgul olmayacağız. Rabbimizle meşgul olacağız. Ben şöyle olsun, böyle olsun istiyorum demeyeceğiz. Ben seni istiyorum. Sen benden ne istiyorsan ben öyle olmak, öyle yapmak istiyorum. Hayat bir imtihan. İmtihanları yaşayacağız. Rabbimiz imtihanlara tabi tutuyorsa kazanalım diyedir. Hep beraber kazanacağız inşallah. Kardeşimize selam olsun. Sen ruhsat bir haber inşallah. Buyurun. Çok sağ olun.